Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve ilk başkanlığını yaptığı partiydi. Genel başkanlık koltuğunda İsmet İnönü'leri, Bülent Ecevit'leri ağırlamış, 82 yıllık cumhuriyetin ve o cumhuriyetin insanlarının partisi olmuştu. Ta ki... yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13. olağanüstü kurultayında kaydedildi. Havada sandalyeler, yumruklar ve demir çubuklar uçuşuyor, insanlar kan revan içinde kalıyordu. Atatürk'ün emaneti bir partinin geldiği son noktayı insanlar ekranları başında biraz hayret, biraz öfke, biraz da gözyaşlarıyla izliyordu. Ve tüm bu şiddet ortamı genel başkanlık koltuğu için yaşanıyordu. Bir genel başkan adayı rakibine böyle sesleniyor: "Görüntüyle gerçekleri bastıramazsınız. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Otur oraya, otur, otur. Haddini bil." Diğeri ona böyle cevap veriyordu: "Buraya gel, cevabı verirsin. Otur, oturdun yere, otur, otur." Memleketin partisinden insan manzaraları işte böyleydi. Ama bir görüntü vardı ki hafızalara işte böyle kazındı. Genel başkan adaylarından Mustafa Sarıgül, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Yunal Erzen'e işte böyle yumruk attı. Peki Mustafa Sarıgül filmi biraz geriye sarsa ve şimdiki aklı olsa o yumruğu yine atar mıydı? Daha kötüsünü yaparım. Daha kötüsünü yaparım çünkü çok ağır bir hakarettir. Unutmayın, bir insan onuru ve şerefi için yaşar. Onuru ve şerefinin dışında bir insanın yaşaması önemli değil. Çok iğrenç bir laf etti. Ailemle ilgili ve kulağıma çok kötü bir laf etti. O lafı affetmem mümkün değil. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Ben o kurultaya aslında çok fazla girmek istemedim. O kurultaya hiç gitmek istemedim. Ama ben de bir delikanlı adamım, mert adamım. Yola çıktığımı insanları yarı yolda bırakmayayım diye düşündüm. Hiç girmek istemedim. Yani o kurultaya gençlik kolu başkanı havasıyla girdim. Başbakan havasıyla girseydim kurultayı alırdım.